Biz şeffaf bir şekilde bir senedir bir süreç yönetiyoruz. Şeffaf. Her toplantımız sonunda bir açıklama var. Her komisyon çalışmalarımızın bir raporu var. Eleştiren bakıyor, diyor ki bu yanlış diyor, bu doğru diyor. Peki onların altılı masasında kimler var? Hani ben diyordum hep bizimkisi Halil İbrahim sofrası, onlarınki kurtlar sofrası. Eli kolu bağlanmış. Geçmişte FETÖ ipoteğinde, şimdi ise birçok 90'lı yılların aktörlerin ipoteğinde olan bir Tayyip Erdoğan. 90'lı yıllarda 28 Şubat'ın başbakan yardımcılığını yapmış ve Türkiye'yi krize sürükleyen birçok kararların altına imza atmış olan Devlet Bahçeli. İki, şeytan ayetlerini basıp ezanı Muhammedi'yi aslından değiştirmeye iyi devrim kanunu zanneden bir Perinçek. İşte son günlerde tekrar ona gündeme geleceğim ama son günlerde gözlendiği gibi başkentin ortasında gencecik bir akademisyeni, bir siyasetçiyi katledecek kadar fütursuzlaşan mafyatik bir çete. Bakın mafyatik bir çete. Bunu açacağım biraz. Dört. Beş, yolsuzluklara bulanmış, her türlü yolsuzluğun profesörlüğünü yapmış bir menfaat çetesi, imar baronları, faiz baronları ve nihayet aptal olma diye dışarıdan talimat verdiğinde Ankara'daki Cumhurbaşkanı'na sözünü dinleteceğini zanneden, düşünen dış mihraklar. Arkadaşlar biz bunların hepsini devirmeye, hepsini indirmeye geliyoruz. İşte onun için panikteler. Onun için nereye saldıracaklarını bilemiyorlar. Bakın dün Sayın Bahçeli, ben ona sayın diyeyim yine. O bana sayın yerine Serok demeye devam etsin, ben memnun olurum. Hiç tereddüt etmem. Serok'u en saygın, yörüğü en saygın ünvan olarak kabul ettim. Baş göz üzere derim. Şimdi dün Bahçeli bir iddiada bulundu. Dedi ki açıklamanızın hangi de büyükelçilikte kaleme alındığını veya hazırlandığını söyleyin. Şimdi ben sana soruyorum Bahçeli. Eğer siyaset adamıysan, eğer devlet adamıysan, eğer dürüst bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan çıkıp ispatlayacaksın. İşte burada söylüyorum. Altılı masayı dağıtmak istiyorsunuz ya, öyle bir iddianız var. Çıkın açıklayın. Belgeleriyle ortaya koyun. Emin olun Türkiye Cumhuriyeti'ni şerefle temsil etmiş eski bir Dışişleri Bakanı, eski bir Başbakan olarak herhangi bir metin, herhangi bir büyükelçilikten geçmişse, kim o metni o büyükelçiliğe götürmüşse hesabını önce ben soracağım. Altılı masada da sorarım, konuşurum ha. Hiçbir arkadaşımdan bu konuda şüphe etmem. Bunların hepsi milli liderlerdir. O masanın etrafında devlet görevini şerefle yapmış insanlar var. Çık açıkla. Sana bağlı Tayyip Erdoğan'a değil, sana bağlı olan İçişleri Bakanı da aynı hezeyanda bulundu. Açıkla. Neredeyse açıkla. Vuracaksanız darbe, işte buradayız. Ve Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Sen bizi bilirsin. Değil bir büyükelçilikten 7 düvel değil, 77 düvel gelse bize ne talimat verebilir, ne aptal oldu olma diyebilir, ne de herhangi bir metnin kendi tarafından onaylanmasını isteyebilir. Bizi dünya da bilir, siz de bilirsiniz. Sayın Bahçeli, devlet sizin gibi bir şahsın isminden ibaret değildir. Devlet sizin isminizden ibaret değildir. Bir şahıs ismi değildir devlet. Devlet, tarihin o yorucu yollarından, çilelerinden geçmiş bir milletin iradesinin tecellisi, tarihe yansımasıdır. Biz devleti millete tahakküm eden bir yapı olarak görmedik. Devleti tepede dokunulmayan bir aygıt olarak görmedik. Devlet demokratik olarak halkın iradesinin yansımasıdır. Ya adınızı değiştirin ya doğru dürüst devleti öğrenin Sayın Bahçeli. İşte meydan, yiğit olan, er olan meydana iddiayla çıkmışsa o iddiasını ispat eder. Çıkar söylersin adamsan. Çıkar söylersin eğer Türkiye'de siyaset yapmayı düşünen bir genel başkan olma iddiasındaysan. Dersin ki şu büyükelçilikte, şu metin, şu kişi tarafından, şunun tarafından görüşüldü. Eğer gereğini yapmazsak biz siyaseti bırakırız. Gereğini yaparım, hesabını sorarım. Eminim diğer liderler de hesabını sorar eğer böyle bir şey varsa. Ama böyle bir şey yoksa sen Türk siyasetinin en büyük müfterisi olarak tarihe geçeceksin. En büyük iftiracısı olarak tarihe geçeceksin. Ve gelecek nesiller Türk siyasetinin tümüne kara çalan, girdiği her seçimi kaybeden, ülkeyi seçime götürdüğü her süreci de krize boğan bir lider demeyeceğim bu anlamda, bir genel başkan olarak anılacaksın. Çık ve açıkla. Kimmiş bu büyükelçi? Hangi büyükelçilikmiş? Ve oraya kim götürmüş? Açıkla. İşte elinizde bir koz var madem. Bunun hesabını... Peki nedir senin niyetin? Ben çok iyi biliyorum. Arkadaşlar Sayın Bahçeli'nin niyetini biliyor musun? Bir sis bulutu çıkarmak ortada. Sis bulutu, şöyle bir sis bombası atmak ortaya, büyükelçiliklerde görüşüldü diye. Sis bombası niye atılır? Ortalık bir sefe kaplansın da bazı şeyler örtülsün diye. Peki Sayın Bahçeli'nin bugünlerde örtmek istediği dosya hangi dosya? Ha, hepiniz biliyorsunuz Sinan Ateş dosyası. Sinan Ateş dosyası. Bu büyükelçilik hikayesi falan ondan. Sayın Bahçeli ne yaparsan yap, Sinan Ateş dosyasını sana kapattırmayacağız. Dün eşim Sara Hanım'la birlikte, arkadaşlarımızla birlikte Sinan Ateş'in o kahraman eşini Ayşe Hanım'ı ziyarete gittik.
Gerçek bir Anadolu kadını. Bahçeli'lik, vakur ve iki kız yetim yavrumuzun alnından öptük. Sayın Bahçeli, Sinan Ateş eski Ülkü Ocakları Başkanı'ydı değil mi? O zamanlar senin evladın gibiydi değil mi? Peki evladının yetimlerini öpmeyi hiç düşünmedin mi alnından? Peki o yiğit insanın eşine taziye dilemeyi hiç düşünmedin mi? Herkesten devlet adamı olmasını bekleyemeyiz. Olamaz. Kabiliyet yoksa, birikim yoksa olamaz. Herkesten siyasetçi olmasını da beklemiyoruz. Ama insan olmasını bekliyoruz Sayın Bahçeli. İnsan olmasını bekliyoruz. İnsan ol kişidir ki bizim kültürümüzde öyledir. Kan davalın olsa, hasmın olsa, düşmanın olsa, bir cenaze varsa her şeyi unutursun, gider taziye dilersin. Ya Sinan Ateş senin neyindi? Şimdi bu 3 hafta oldu. Ben her cuma takip edeceksiniz. Bu hesap görülene kadar her cuma sormaya devam edeceğim. Her cuma. Saat de vererek. Tam da bu katliamın olduğu bir takım yüzlerin üzerindeki maskeyi indirmek için yapıyorum arkadaşlar bunu. Bir maskeyi indirmek için. Her cuma soracağım. Sayın Erdoğan niye susuyorsun? Hani bizim ortak ideallerimizi konuştuğumuz o güzel günlerde Dicle kenarında bir kuzu kaybolsa Ömer'den sorulur onun diye şiirleri okuduğumuz günleri hatırlar Erdoğan. Dicle kenarında değil, Ankara'da başkentin göbeğinde bir yiğit genç kayboldu. Niye hesap sormuyorsun? Niye? Farklı görüşlerde olabiliriz. Farklı kanaatlere sahip olabiliriz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıysan, Dicle kenarındaki kuzudan, koyundan olduğu kadar Ankara göbeğindeki vatandaştan da sorumlusun. Niye susuyorsun? Niye susuyorsun? Bir yangın çıktığında itfaiye talimat veriyorsun. İtfaiye normalde yangın için itfaiye talimat bekler. Düşünün. Balıklı Rum Hastanesi yanmış. İtfaiye, sonra Kadıköy İtfaiye Dairesi'ni gezmiştim. İtfaiye memurları bekliyor. Yangın orada. Acaba Zat-ı Şahaneleri Sayın Cumhurbaşkanı talimat verecekler mi diye bekliyor. Bekliyorlar. Nihayet Zat-ı Şahanelerine haber intikal ediyor. O da arayıp gidin diyor ve gidiyorlar. Böyle mi işler devlet arkadaşlar? İtfaiye bile böyle işlemezken devletin kurumlarını ne hale getirdiniz ya? Madem öyle, ver bir talimat. Çık ve de ki Sayın Erdoğan, ucu nereye kadar giderse gitsin katilleri ve onu organize eden çeteleri bulacağız, yargılayacağız de neden korkuyorsun Erdoğan? Hani dünya lideriydin? Sen Ankara'nın bile lideri değilsin. Ankara'nın sokaklarının lideri ol. Ankara'nın sokaklarının lideri ol Erdoğan. Bırak dünyaya ferman geçmeyi. Bırak dünyaya ferman vermeyi, Ankara'nın sokaklarında racon kesenlere bir ferman yaz bakalım. Peki Sayın İçişleri Bakanı, her konuda konuşan, her bakanlığın nerede iş alanına giren, maden kazası olur orada İçişleri Bakanı konuşur. Efendim bir trafik kazası var, hadi o kendi işi, her yerde o. Peki burada neredesin İçişleri Bakanı? Senin görevin ne? Eğer Ankara sokakları emin değilse, o İçişleri Bakanı düşen görev istifa etmektir, istifa etmek. Ha, istifa yok değil mi? Unutuldu istifa değil mi? Affını rica et. Soylu, affını. Neden çekiniyorsun? Çünkü arkasından neler çıkabileceğinden sen de korkuyorsun. Ne bağlantılar olduğundan korkuyorsun. Çünkü sen Erdoğan'a değil Bahçeli'ye bağlısın. Ve Sayın Bahçeli, 70'li yıllarda devrimci, ülkücü, akıncı birçok genç toprağa düştü. Omuz omuzaydık. Çizgilerimiz, düşüncelerimiz farklı olabilirdi ama hepsinin ben bu ülkenin güzelliği için mücadele ettiklerine şahitim. Kimi tam bağımsız Türkiye diyordu, kimisi büyük Türkiye diyordu, kimisi adil Türkiye diyordu. Sayın Bahçeli, Sinan Ateş'in örnek aldığı ülkücü şehit, 70'li yılların şehitleri Yusuf İmamoğlu başta olmak üzere ahirette senin yakana yapışacaklar. Nedir bu rezalet diye. O Ulucanlar'da 12 Eylül'ün idam sehpalarında bir sağdan bir soldan diye idam edilen gençler sizden hesap soracak. Bu muydu diye. Sonunda herkes birbirini öldürsün diye mi verildi bu mücadeleler? Hasbelkader Allah muhafaza. Eğer bu gencin, Sinan Ateş'in faili bir başka şeyden çıkmış olsaydı çevreden, tepkiniz nasıl olurdu? Yazık değil mi? Buradan bütün samimi AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili vatandaşlarıma, gençlere de seslenmek istiyorum. İşte görüyorsunuz, getirdikleri tablo bu. Ne olur bunların aklına uymayın. Birbirinize kıymayın. Birbirinize zarar vermeyin. Dün abi diye övdükleriniz, önde gördüklerinize ertesi gün kurşun sıkın diye emir verenlerin sözlerini dinlemeyin. Vicdanınızla karar verin. Sizler tek lider, tek genel başkan diye aldatılarak belli ölçülerde yanlış yollara sevk edenlere karşı aklınızı ve vicdanınızı terk etmeyin. Kim size aklınızı ve vicdanınızı terk edin, yanlış da olsa bizim emrimize itaat edin derse, o aklı ve vicdanı bana bir kul değil, Allah verdi. O almadıkça kimse aklımızı da vicdanımızı da teslim etmeyiz deyin. Bütün İslami ve milli kavramları yok ederek sizden itaat bekleyen kim olursa olsun itaat etmeyin. Önce sorun. Aynen Hazreti Peygamber'e sordukları gibi, Hazreti Ömer'e sordukları gibi sorun. İşte arkadaşlar, bu bir zihniyet meselesi. Niye Bahçeli sis bombası attı ortaya? Sinan Ateş'i unutmak için. Dün Ayşe Hanım'a söz verdik arkadaşlarımla birlikte.
Onlar unutturmak isteseler bize, biz unutturmayacağız. Ve inşallah 15 Mayıs sabahı yeni bir cumhurbaşkanıyla, yeni bir yönetimle göreve başladığımızda açılacak ilk dosyalardan biri Sinan Ateş dosyası olacak. Ve ucu nereye giderse gitsin mutlaka hak ettiği cezayı bulacak. Ve ayrıca şu soruyu da sorarım Sayın Bahçeli'ye. Selçuk Özdağ'a cuma namazına giderken saldıran o sokak çetelerini serbest bırakılan o hukuki süreçlerde etkin olan bazı savcılar ve hukukçularla Sinan Ateş dosyasını kapattıranlar aynıları mı acaba? O dosyayı da tekrar açacağız. Onlar da o savcılara ve hakimlere de sesleniyorum. Selçuk Özdağ'a cuma namazına giderken öldürme kastıyla yapılan bir fiili sıradan bir burun kanaması gibi geçirerek yaralama diye geçirenlere, savcılara, hukukçulara da sesleniyorum. O dosyaları da tekrar açacağız. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Ta ki devlet gerçek anlamda devlet olana kadar. Devlet bir şahıs ismi değil, milletin saygı duyduğu, adaletine duyduğu bir demokratik aygıt, demokratik sistem olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz arkadaşlar. İşte bu 90'lı yılların faili meçhulleri gibi Doğu ve Güneydoğu'da birçok faili meçhulün açtığı yaraların sonra nasıl kapanamadığını hepimiz biliyoruz. O faili meçhuller gibi. İşte Van'da da il başkanımız yakından takip etti, helikopterden atıldığı iddia eden vatandaşa kadar. Geçmişi, siyasi görüşü ne olursa olsun, Gelecek Partisi'nin ideali şudur. Hangi geçmişten, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi mezhepten, hangi etnik kökenden, hangi inançtan olursa olsun, her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başını onurla kaldırdığı, sokağına emniyet içinde yürüdüğü sokaklarında ve hiç kimseye boyun eğmeden düşüncelerini özgürce ifade edebildiği bir ülkeyi mutlaka inşa edeceğiz.